Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, bu hafta yeni bir çalışmayla beraberiz. Ne yapacağız? Bir portre. Evet, portre çalışması yapacağız. Çoğunuzun çizmekten keyif aldığını biliyorum. Hatta bazen öğretmenim yapamıyorum, olmuyor dediğinizi duyar gibiyim. Ama biz ne diyoruz? Bizim dersimizde yapamıyorum kelimesi yasak. Yapabilirim deneyerek, olmadı bir daha, olmadı bir daha. Yapabileceğinize inanın, çünkü ben size inanıyorum. Hadi başlayalım mı? Evet, çalışmamıza başlamadan önce resim kalemleri hazırlansın. Önce resim kalemiyle çiziyoruz. Her zaman konuştuğumuz gibi, daha sonra boyama kısmı. Ben bugün daha rahat görebilmeniz için bir mumlu pastel boya kullanacağım. Çalışmamızı çizmeden önce, portreden konuştuğumuz için şurada bir örnek göstermek istiyorum. Yapacağınız, çizeceğiniz çalışmayı, her zaman diyoruz ya, kompozisyon, oran orantıyı doğru yerleştirme. Bir portre çalışması istedim. Evet, bunu nasıl başlayacağız? Bu kadar bir alana küçücük çizmiyoruz. Bu da küçük. Daha doğru, daha orta yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde. Evet, şimdi çizmeye başlayalım. Ben buraya bir yumurta çizeceğim. Evet, bir yumurta. İnsan başı bir oval olarak düşünelim. Ya da bir yumurtaya da diyebiliriz. En basit haliyle yumurta daha güzel oldu. Şimdi buraya hemen boynu ekliyorum. Tam orta kısmına. Evet. Şimdi burada önemli bir şey var. Yüzümü tam ortadan gelecek şekilde çok hafif bir çizgi çekiyorum. Ve bunu ortasından da aynı şekilde yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Yüzü tam eşit şekilde bölüp çizdiğim zaman doğru yerleştirebilmek için. Daha sonra tabii bu çizgileri siz kalemle çizeceğiniz için daha sonra sileceksiniz. Görünmezler. Bu kısımda hemen başın bu kısmı saç kısmı. Hemen saçımı belirliyorum. Hop. Burada gözler. Hemen altında burun ve dudak. Bunlar eşit bir şekilde çizilecek. Saçları da buradan hemen şöyle bir yerleştirelim. Evet. Şimdi burada hemen bu çizdiğim çizginin bu kısmında kulak var. Yani tam yüzümüzün, kafamızın ortasına denk gelecek şekilde. Hatta bunu çizmeden önce aynada yüzünüzü inceleyebilirsiniz. Ya da ailenizden birini. Kaşlar nerede gidiyor? Burunun alt hizasını elinizi böyle sürdüğünüzde kulağın altında biter. Bunları incelediğinizde aslında doğru yüz yerleştirmeyi de görmüş ve anlamış olursunuz. Şimdi, evet. Buraya hemen bir kaş yapıyorum. Burası benim burun kısmım. Burası da dudak.